Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 8 Haziran Pazartesi Bodrum'un tek görsel medya kuruluşu Kent TV'de canlı olarak yayınlanan açık görüş programında yine birlikte. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, küresel salgın günlerinde Bodrum ekonomisini, esnaf ve kobilerin durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı. Gazeteci yazar Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Kent TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan açık görüş programına katılan Kocadon, zorlu ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, herkesin bu duruma uygun önlemleri almasının gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında şu konulara değindi. BOTTA olarak öncelikle personelimiz ve yöneticilerimizin güvenliği için hizmet binasında önlemler aldık. Düzenli dezenfektasyon işlemleri, hijyen kurallarına uyum, Personel sayısını azaltarak, mesai saatlerini değiştirerek, sosyal mesafe ve maske kullanımı, ateş ölçümü gibi çalışmalarla önlemlerimizi aldık. Bodrum Ticaret Odası olarak pandemi sürecinde gerek oda hizmetlerimize devam ederek, gerekse pek çok konuda üyelerimizin yaşadığı sorunların çözümünde pek çok çalışma yürüttük. Özel ve kamu bankaları ile yaptığımız anlaşmalar sonucu üyelerimize yaklaşık 45 milyon lira civarında uygun koşullarda kredi kullandırdık. 20 bin adet maske temin ederek üyelerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Basın ve sosyal medya vasıtasıyla sürekli olarak üyelerimizi ve Bodrum esnafını bilgilendirici duyuru ve paylaşımlar yaptık. Üyelerimizin bu süreçte daha çok bilgi sahibi olmaları için TOBLA 4 odamız tarafından iki online eğitim gerçekleştirildi. Bu süreçte 5 meclis, 6 komite, 3 yönetim kurulu toplantısı online olarak yapıldı. Bodrum ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını, her iki kurum ve diğer demokratik kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini sürdürdüklerini belirten Mahmut Kocadon, yeni kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin coğrafi konumundan kaynaklanan sıkıntıları olduğunu, bu yüzden bazı gecikmelerin yaşanmasının da doğal kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Kocadon, turizme ilişkin beklentileri sorulduğunda da şu değerlendirmeleri yaptı. Bodrum pandemi öncesinde beklentilerimizin büyük olduğu bir turizm sezonuna hazırlanıyordu genel konjonktürde son derece uygundu. Seçim, toplumsal olaylar gibi olumsuz etkilerin görülmediği, yerli ve yabancı turist açısından rekorlar kırabileceğimiz bir sezon beklentisindeydik. Bu nedenle yeni yatırımlar başlamış, kiralamalar yapılmış, odalar satılmış, malzeme siparişleri verilmiş, çekleri yazılmıştı. Her ne kadar Çin'de başlayan pandemi süreci ülkemize geç gelse de 11 Mart'ta ilk vakayı görmemizin ardından süreç çok hızlı gelişti ve önce 16 Mart'ta hatta restoran, lokanta ve eğlence yerlerinin kapanması, ardından vakaların ve kayıpların artmasıyla dalga dalga tüm sektörler ama başta turizm sektörü büyük bir çığın altında kaldı. Birçok iş yerimiz kapandı, çalışanlar işsiz kaldı ya da ücretsiz izne çıkarıldı. Bu süreçte rezervasyon iptalleri ardı ardına geldi ve büyük bir moral kaybı yaşadık. Birçok işletmemiz yaklaşık 3 ay kapalı kaldı, büyük maddi kayıplar yaşandı. Devletin destekleri olsa da böyle bir kaybı telafi etmekten çok uzaktı. Sevindirici olan yanı Bodrum halkının farkındalığı ve kurallara uyum konusunda gösterdiği çabadır. Pandemi sürecinin yönetimi tüm sektörler için ilave maliyetler ve sorumluluklar getirdi. Bodrum esnaf, tüccar ve iş insanlarının bu sorumlulukları yerine getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini gözlemlemekteyiz. Yerli turizm açısından her geçen gün iyileşme sağlanacak ancak yabancı turizm açısından baktığımızda biraz daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Tüm maddi manevi kayıplarımıza rağmen Bodrum bu sürece hızla adapte olmuştur ve gereken önlemleri almıştır. Bodrum siyasetindeki son günlerde yaşanan gerginlikle ilgili bir soru üzerine de Kocadon Bodrum hoşgörünün yüksek olduğu bir kenttir. Siyaseti bu denli sertleştirmek doğru değildir dedi. Öğrencilerin yurt ve barınma sorununa ilişkin de yüksekokul öğrencilerine müjde veren Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Bodrum'a yakışan değerlerdir. Ama burada okuyan gençlerimize sahip çıkmak gerekiyor. Oda olarak her yıl azımsanmayacak sayıda öğrenciye burs veriyoruz ama bu sorunu gündemimize alıp takipçisi olacağız dedi.